Merhaba sevgili seyirciler. Şef Olacak Çocuk programında karşınızdayız. Ben Zeki Açıköz ve mutfağımızın minik prensesi. Merhaba, ben Bade Cemre Çalışkan. Badeciğim, hiç Edirne'ye gittin mi? Hayır, gitmedim. Peki yemekleri araştırıyorsun ya sen, ev ödevi veriyoruz sana. Edirne'nin en meşhur yemeği hangisi? Yaprak ciğeri meşhur. Neden? Çünkü coğrafi işaret almış. Evet. O zaman yaprak ciğerine başlayalım mı? Hemen başlayalım bence. Biz başlarken yaprak ciğerinin hazırlığına izleyicilerimiz ne yapıyor? Kağıdını, kalemini hazır ediyor. O zaman hadi biz de mutfağımızı hazırlayalım. Badeciğim, malzemelerimizi hazırladık. Evet şefim. İzleyicilerimiz de kağıt kalemini hazırladı. Bence de. Birçoğu biliyor zaten. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ciğer Edirne'de coğrafi işaret almış bir yemek. Yaprak ciğeri olarak. Evet. Çoğu biliyor yani. Hı hı. Yurt dışındaki seyircilerimiz de biliyor. Şimdi ne ciğeri sence bu? Kuzu ciğeri. Kuzu ciğeri. Ama kuzu ciğerimiz olmazsa dana ciğerinden de yapabiliyor muyuz? Evet. Evet. Ama kuzu ciğeri... Olmak zorunda mı? Ama en güzel lezzeti, bir sır daha vereyim sana. Dünyanın en iyi kuzusu Balıkesir ve Trakya tarafında yetişiyor. Bak, dünyanın en iyisi. Anladım. Bu Türk olduğum için söylemiyorum bunu. Hı-hı. Bütün yabancı otoriteler de söylüyor. Evet, bunu ne yapıyoruz? Hazırlıklarımızı başlamadan önce bir sayalım malzemelerimizi. Kızartmak için yağımız var. Sonra tuzumuz var, bir de bulamak için unumuz var. Evet, burada da senin ve benim sevdiğim baharatlar var. Sen tahtamızı hazırla, ben ciğeri buraya alayım. Ciğerin zarını soyacağız, biliyor musun? Zar gördün mü sen hiç? Şefim, bunda zar yok. Ne diye zarı yok? Zar, zar işte. Tavla değil, ciğerin zarı. Şefim, şimdi siz... Bana demiştiniz, öğretmiştiniz. Ne öğretmiştik tahtanın altına? Evet, kaymaması için ıslak bir bez. Ama önce tahtayı nereye koyacağımızı hesaplıyorsun. Bilmiyorsan soruyorsun, ona göre koyacağız. Ezbere koydun şimdi. Oradan mı doğrayacağız? Nerede doğrayalım şefim? Bilmem. Bence burası okey. Biraz daha şu tarafa alalım. Al bunu. Bu kadar kalın olursa dengeli. Bak, senin için küçük bez seçtim ben oraya. Şöyle... Önce buraya koy, bir daha atlatalım o zaman. Oynat sağa sola. Rahat oynuyor değil mi? Kaldır. Bunu niye koyduğumuzu. Buyurun. Şimdi oynat. Yani iş güvenliği. Neydi? Elimizi ayağımızı kesmeyelim diye. Ocağımızın altında yakalım mı? Yakalım şefim. Peki sen ciğer soyabilecek misin ciğeri? Bilmiyorum şefim ama sert gibi görünüyor. Şimdi bunu kısalım biraz. Yavaş yavaş dursun. Şimdi bir ameliyat yapacağız. Ciğeri şuraya alalım. Şurada fark ettin mi ciğerin zarını? Ha, zar dediğimiz bunlar. Tamam, anladım. Neler? Şuradakiler. Gördün mü bak? Oo. Sonra ne yapıyoruz? Aa. Parmak hareketiyle böyle. Devam ediyor, gidiyor. Ama onu sana yaptırmam için şöyle yapmam lazım. Hep izlemeyeceksin Badeciğim, bu işler bakarak olmuyor. Badeciğim. Efendim şefim. Zarlar gitti. Evet. Şimdi doğruyoruz, tamam mı? Tamam. Ama ciğerim bak, şöyle bakıyorsun, üst tarafı cillop gibi derler ya. Burada küçük zarlar olabiliyor. Evet. Yani hayvanın beslenmesine göre, bak gördün, şunlar ciğerin içinde olursa sıkıntı. Şunları ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Senin miyav miyav eden arkadaşlarını ayırıyoruz, tamam mı? Bunları doğrayacak hali... Bak, şu ikisi senin. Tamam. Bizim bir tane şeyimiz vardı. Duruyor değil mi? Hı, bakayım. Burada bakarsın, gel. Önce şuna bir bak. Şefim. Burada. Bunları ince ayar doğrayalım. Yaprak ciğer diyor. Niye yaprak ciğer? Niye? Yaprak gibi doğrayacağız. Hmm. Ha, eğer bunun zarını temizleyip güzel bir plastik folyoyla sarılıp atılırsa doğraması çok daha kolay olur. Eve gittin babandan istediğinde 1,5-2 saat önce dondurucuya atıyorsun, tamam mı? Tamam. Sonra şöyle. Oo, bayağı bak, yaprak gibi olacak böyle. Evet, anladım. Yani bunun büyüklüğünü tamamen ciğerin durumuna göre ayarlayabiliyorsun. Ve hepsi aynı boy olacak gördüğün gibi. Tamam mı? Tamam. Böyle. Ama evlerde bunu doğrarken ne yapıyormuşuz? Ne yapıyormuşuz? Söyledim ya biraz önce. Ha folyoya sarıp. Evet. Buzdolabında galiba değil mi? Derin dondurucu. Ha, derin dondurucu, anladım. Şunu yıkayacak olduğumuz kaba ver. Bak şimdi altta şunu. İzleyicilerimizle bir tane de bilgi paylaşalım. Şimdi bu ciğer normalde böyle soyduk ya zarını. Evet. Soymadan önce güzel yıkanıp zarı ondan sonra soyulmalı. Evet. Ama şimdi sen ciğeri çok deneyimleme yaptım sevmedin dedin ya. Aynen. Sana bir operasyon yapıyoruz biraz daha sevebilmen için. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız şefim? Ciğeri biz yıkamadık. Şimdi yıkayacağız. Dolayısıyla ciğer kan deposu. Kanlarından, yani o seni rahatsız eden kokularından biraz olsun gidecek. Arındıracağız. Yani azalacak, evet. Bak istiyorsan yani buz yaptığın zaman şöyle bütün de doğrayabilirsin bak. Ha. Şöyle yaprak. Wow. Çok güzel. Ama biz burada şimdi şöyle yapacağız. Bak gördün mü? Oo. Ne bu? Hasta çıktı. Dolayısıyla bunları kesinlikle ve kesinlikle ciğerin içinden bu tip şeyler çıkabilir. Halk dilinde kelebekleşme derler. Bazı ciğerler hani röntgende sigara içenlere doktorlar ne der? Çok sigara içiyorsun, sigarayı azalt ya da bırak. Dolayısıyla da bunların beslenmesiyle ilgili, yediğiyle, içtiğiyle ilgili ya da kimyası, bünyesiyle ilgili bilmiyorum. Bazen o tip şeyler olabilir. Onun için asla ve asla zarını doğradığımız gibi böyle bakacağız. Hiçbir şey olmayacak. Gördün mü? Evet. Şimdi ben bunları doğradım. Tamam. Şunu buraya alıyorum. Şunu da buraya alıyorum. Seni de sahneye alıyorum. Yüzümüzü takıyoruz. Ne yüzüğüydü o? Elime zarar gelmesin diye. Ama ben sana ilk taktığımda ne diye yapmıştık sana? Ne diye? Aşçılığın yüzünü takıyoruz demiştik. Evet, tak hadi şimdi. Orada getireyim. Getireyim mi? Zahmet oldu. Ha? Estağfurullah şefim. Bu bıçakla doğrayabilir misin? Doğrarsın, en güvenli. Hadi bir göster izleyicilerimize. Şimdi sanırım... Hangi eline bıçağı tutuyorsun? Sağ. Diğer eline takıyorsun o zaman. Tamam, buna taktım. Evet, eli nasıl yapıyorduk? Şuradan şu şunları tutuyorum. Yani parmağın şey olsun. Evet, bravo. Hadi başla. Evet, ciğerler doğrandı değil mi? Evet. Prenses. Şimdi ne demiştik? Seni sevdirmek için sen ve senin gibi düşünenlere yıkacağız demiştik ciğeri değil mi? Şöyle döküyoruz bak. Şimdi kanlarını göreceksin. Şöyle. Karıştır parmaklarınla istiyorsan. Kaşıkla mı karıştırayım? Yok. Bak şimdi. Yani yeşillik, domates yıkar gibi yıkıyoruz. Suyu gördün mü? Gördüm. Buradaki fazla kanlar... Yani kan seni rahatsız ediyor muhtemelen. Düşünen olabilir. Tavsiyemiz ciğeri böyle bir yıkamaları. Şimdi şu altta süzgecimiz var. Ver ben onu. Alttakini de alalım. Sonra ciğerimizi unlamak için şu ikisini de çıkart. Ben bunları bir yıkayıp geliyorum diyeceğim. Tamam. Evet. Birkaç kere suyunu böyle... Bak görüyor musun suyunu Bade? Evet şefim. O. Kan akıyor değil mi? Bu 15 dakika beklerse... Çok daha güzel olur. Kan hepten gider. Şefim bir şey söyleyeceğim. Ben domates, soğan falan getireyim mi? Manava beraber gidelim mi senden? Olur. Tamam. Şimdi tahtamızı hazırlayalım. Tahta, tamam. Ama şöyle manava giderken senin bir kapı alalım mı elimize? Alalım. Aldık. Evet. Ne yapıyoruz burada? Şimdi. Nelerimiz varmış burada? Domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, roka, dereotu. Maydanoz, portakal, karalahana, havuç, kavun, karpuz. Kırmızı elma. Ve yeşil elma. Evet. Niye geldik buraya? Domates. Ciğerin yanında ne yakışır? Bence domates gider. Domates gider. Bir tane şöyle... Kırmızısından domates aldık. Burada salatalıklar da var. O tamam. Zaman buraya gelmişken biraz senden sohbet edelim mi? Olur. Şimdi dolaba bazen insanlar temiz olsun diye her şeyi yıkayıp koyar. Evet. Doğru mu? Bak bu maydanozlar gördüğün gibi mis gibi. Bunlar ister dal dal şöyle, ister böyle. Yıkandıktan sonra poşetle koyulabilir. Evet. Canlı canlı durur bir hafta. Domates durur. Ama salatalığı ve biber gibi şeyleri yıkar koyarsak bunu sen canlı zannedersin, yerken tadı değişir. Dolayısıyla bunları ıslatmadan, yıkamadan dolaba koyuyoruz. He, tamam? Çıkartınca yıkıyoruz yani. Aynen öyle. Ne alalım başka? Maydanoz da alalım biraz. Alalım. Şöyle canlısından alalım. Bak onlar hep suyun içinde, gördün mü burada? Evet. Az alalım, tut şunu. Ne kadar alalım Bade? Bence o kadar yeter. Şu çok bile. Bunu da koyalım buraya. Başka? Roka ister misin ciğerin yanında? Alalım şefim. Yeriz. Ne kadar alalım? Şu kadar alalım mı? O hepsini fazla alalım bence. Ama olsun, yeriz. Sağlıklı. Şurada güzel. Murat abim var ya. Evet. Rokayı çok seviyor. Ona veririz. Elde kalırsa tüketiriz. Buradan tamam. Soğanla yakışır mı bunun yanına? Bence gider. Nerede soğanımız? Niye soğan ve patates burada? Evlerde de dolapta durmaz ya. Bizim evde dolapta duruyor. Soğan. Evet. Derhal ona gidince değiştirdik. Soğan dolaba girmez. Aklında olsun. Patatesi de dolaba koymaya gerek yok. O yeter ki hava alsın. Anladım. Biliyorsun şekerim, bir kış gidiyor. Hı. Evet, ciğerimiz... Süzüldü. Süzüldü. Şuraya dökelim şimdi. Yıkandı. Bak suyun rengini görüyor musun? Gördüm. Şunu da koyalım buraya. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Ocağımızın altını bir açalım bakalım. Bence açık diyecektim de. Yanıyor da açık değil. Şöyle bir gaz verelim ona. Tuzumuzu oradan atalım. Geleneksel tuzumuzdan hadi. Tuzu sonra atabiliriz. Tuzunu, biberini. Hiç sorun değil. Bunun çok kuru olması önemli. Yani bu biraz daha süzülürse biraz daha güzel olur. Neden biliyor musun? Neden şefim? Onu dök bakalım buraya. Dökeyim. Hepsini at. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şefim? Önce bir yağımızı test ediyoruz. Yani biraz zamanı var. Bunu buradaki püf nokta ne biliyor musun? Ne şefim? Şimdi bunu hepsini bunlayıp atacağız içine. Hayır, teker teker. Yok, miktar olarak soruyorum. Şimdi bazen böyle alınır, tava almaz, onun içinde ciğer bekler. O zaman ne oluyor? Çamur oluyor. Dolayısıyla kızartacak olduğumuz kadarını unlayacağız. Her seferinde yeni unlamak lazım. Evet. Bizim tavamız ne kadar alır? Tahmin ediyorum ki şunu alır. Alır mı? Bence de alır. Biraz daha atalım hadi. Sonra bak şöyle. Bunu buluyoruz. Bunu bir elekle de yapabilirsin, eleyebilirsin. Aynen. Elle de. Şimdi eleğimiz yok bizim. Ne yapalım yani? Yapmayalım mı yaprak ciğeri? Evet Bade, ciğerlerimiz kızardı. Evet. Şimdi bu ciğerler kızarana kadar burada ne yaptık? Nasıl bu hale getirdik bunları? Şimdi ilk önce ciğerlerin zarlarını ayırdık. Evet. Ondan sonra onları yaprak yaprak dilimledik. Evet. Yani kestik. Ondan sonra suya koyduk, hani birazcık daha kanının çıkması için. Sen ve senin gibi ciğeri sevmeyenler daha rahat yesin diye. Evet. Zaten... ilk başlamadan önce yağ koymuştuk kızması için. Bunları sonra una buladık ciğerleri. Tuzladık ilk önce, ondan sonra una buladık. Ondan sonra da kızarttık. Bir de ciğerlerde hani demiştik ya Sigara içenlere doktorlar içme bunu, ciğerlerin lekelenir. Hı hı. O tip lekeleri de ne yaptık dilimlerken? Ayırdık. Evet, tuzunu azaltmıştık. Bak ben tuz atıyorum. Tamam. Sen en çok hangisini seviyordun? Bak biber atıyorum, toz biber bu. Aynen. Acı değil. O ikisini ben çok seviyorum. Şöyle atıyoruz. Toz biber. Biraz da acı olsun mu? Ben acı seviyorum ya. Sen de katlan, olur mu? Olur şefim. Bak ben senin damak tadına göre sevmiyorum demedim hiçbir şey. Fark ettin mi? Bunu da attık. Peki biraz da kimyon atalım mı? Atalım. Severiz. Kimyon bence çok güzel yakışıyor köftelere ve buna. Sivas köftenin içinde ne var biliyor musun? Ne? Kimyon var. Gittiğin zaman tam öğren. Evet. Sonra dibinde bunun biraz bak gösterelim bari izleyicilerim. Gösterelim. Yağları görüyorsun değil mi? Yani bunu niye havlu kağıda koymamıştık? Gördüğün gibi böyle harmanlıyoruz. O yağla beraber hep içine, ciğerle beraber lezzete dönüşecek bu. Şefim. Efendim? Kedi uzanamadığı ciğere ne der? Heh, ne der? Bunu herkes bilir Bade. Mundar der. Hayır. Ne der? Şunu bir uzatır mısın der. Onu kim der biliyor musun? Kim der? Senin gibi tatlı cadılar. Al uzattım. Bak bakayım ciğerinde tadına bu arada. Demek öyle. Şunu bir uzatır mısın? Ne kibar bir kediymiş o. Değil mi şefim? Hmm. Nasıl yani? Hmm. Ben de yiyeyim bir tane. Yiyeyim mi? Hmm. Et gibi olmuş. Çok güzel. Nasıl yani? Ciğeri sevmeye mi başladın? Bilmiyorum ama sanırım. Gerçekten mi? Evet şefim. Çok güzel böyle pamuk gibi, böyle et gibi olmuş. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen ciğerin yanında biraz sumaklı piyaz soğan yapalım mı? Oh, bayılırım. Anlat bakalım Badeciğim, son finalde yaptıklarımızı da. İlk önce yaptık, sebzelerimizi yıkadık. Evet. Ondan sonra soğanımızı dilimledik. Önce bir manava gittik, alışveriş yaptık senin manavından. Evet. Sonra aldığımız şeyleri temizledik. Ondan sonra soğanı şekilli şukullu doğradık. Sonra sumak kattık. Onu böyle harmanladık. Ondan sonra rokayı yıkadık, kestik, doğradık. Domatese gül yaptık. Badeciğim. Efendim şefim. Ciğerle ilgili yorumlarını alayım. Hani ciğeri sevmiyordun ya, sevdin mi bunu? Şimdi ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu bayağı güzel oldu böyle. Pamuk gibi falan oldu. Ben çok beğendim ya. Demek ki ilk deneyimimde sıkıntı oldu biraz. Evet. Onun için ters geldi sana. O zaman bir tadına bakalım mı? Evet şefim. Biraz da ılıdı şimdi. Hı hı. Ağzın yanmayacak, rahat ye. Kimyon yakışmış mı? Hmm. Badeciğim, artık izleyicilerimizle bugünlükle vedalaşalım değil mi? Evet. Evet sevgili seyirciler, Şef Olacak Çocuk'ta yine ülkemizin birbirinden güzel, farklı yörelerin, farklı illerin lezzetlerini sizler için yapmaya devam edeceğiz. Badeciğim. Bu leziz tarifleri kaçırmamak için Şef Olacak Çocuğu izlemeye devam edin. Hoşça kalın.